Selamun aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Medede ya Resulallah, mededen sadakasın. Mededen yaşayın. Medede ya Allah'ın şahallah. Ramazan Fakrani Resul. Tarikatına as-sahva ve khayr hücameyye. İnşallah. Bu mübarek güzel günler şeyhimizin hümmetiyle bu kadar insan toplanıyor. Onların kuvveti daha da artıyor. Allah, gün geçtikçe daha kuvvetleri artıyor. Şimdi Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Eskiden eski camilerde usuller, güzel usulleri vardı. Veda diye, elveda diye şiirler, kasideler söylerlerdi. Sevdiğimiz bir şeyi, bir kimseyi nasıl arkasına elveda diye şey yaparsanız her sene bu Ramazan son günlerinde elveda diye şiirler, kasideler söylerlerdi teravihte. Allah nice senelere yetiştirsin inşallah. Hidayete gelen insanlar daha çoğalsın inşallah. Amin. Şeyhimizin yolu nur yoludur, hak yoludur inşallah. Daha da hidayete gelen çok insan olacak inşallah. Eyvallah. Bu işte bu önümüzdeki hafta Kadir Gecesi de ekseriyetle 27'sinde oluyor. Yani senenin herhangi bir gününde de olur diyor Efendimiz ama ekseriyetle Ramazan'da olur. Ramazan'ın da 20. günden sonra daha fazla rastlanır. Bazen 20, yani bir Ramazan'dan 20'ye kadar da olur ama ekseriyetle Efendimiz'in de söylediği hak sözden bu son 10 günde olabilir. O da daha fazla tek günlerde 21, 23, 25, 27, 29 gibi. O günü de Allah Azze ve Celle saklamış ki dediğimiz gibi her gün, her geceyi Kadir gibi bil diyor. Büyükler öyle söylemiş. Her kişi Hızır bin, yani herkese de sataşma. Adamlara hafife alma. Küçük görme kimseyi. Her kişiyi Allah Azze ve Celle Hızır her çeşide girer. Her türlü şekilde insan şeklinde çıkar karşına. Bazen herkesten edeple olman için onu söylemişler. Bu Kadir Gecesi'ni de çünkü en kıymetli gece Kadir Gecesi. Kadir Gecesi Kur'an'ın indiği gecedir. Bin aydan daha hayırlıdır diyor. Ayet-i Kerime. O gece gibi ancak Mevlid gecesi olur diyor. Mevlid'de de söylerdi Yusuf Çelebi Hazretleri. Kadir gecesine müşabihtir haman diyor. Bu Peygamber Efendimiz'in doğduğu gece. Yani bu gece bir gece insanın her türlü saadete yetiştirir.
Onun için bu son 10 günde arayın diyor Efendimiz hadis-i şerifte. Çoğu zaman zaten bu günler, geceler kısadır. Teheccüde kalkıp yatana kadar gece geçiyor. Yani. İnşallah o bereketi üzerimize olur inşallah. Bir de şimdi son zekat veriliyor. Zekat zaten yani seneden seneye oluyor. Ama ekseriyetle Ramazan'da vermesi unutmasın diye insan. Onun için Ramazan demişler. Yani zekat farz olmadan önce de zekat-ı fıtır vardı. Fitre demek. O Ramazan'da ödeniyordu. Onun için zekat da Ramazan'da ödenir. Fitre zekatı dediğimiz Efendimiz'in hadiste haber verdiği ki Ramazan orucu yerle gök arasında kalır. Zekat, fitre zekatı yani fitreyi verince o Allah katına çıkar. Allah kabul eder. Herkese vermesi lazımdır onun. Fakirler, zenginler hepsi verecek. Fakir nasıl verecek? Fakir, zengin ona fitresini verecek. O da o fitreden kendine göre fitre verecek. Yani zenginin verdiği fitreden fakirin verdiği fitre aynı değil. Allah kimseye dediğimiz gibi yükler kaldıramayacağı yükü veremez, vermez. Allah merhametlidir. Onun için ailesinin ne kadar kaç kişi varsa çoluk çocuğa da vereceksin. Hepsine verilecek bu fitre. Tabi dediğimiz gibi fakire 3 liradan 5 liradan da olur yani fakir için. Zengin için de 20 liradan yukarı. 20 lira fazla bir şey değil zengin için. Onun haddi yok. Ne kadar fazla verirse o kadar daha fazla sevap yazılır kendisine. Yani kentilik yapıp da 2 kuruş 20 lira vereceğine 15 vereyim derse bir şey kazanmaz. 20 vereceğine 50 verse de o fitrenin sevabı çok büyüktür. Çünkü fitre bayram namazına kadar oluyor. Oraya o zahata kadar verdin, vermedin. Ondan sonra artık fitre sayılmıyor, sadaka sayılıyor. Sadakanın ecri başka. O fitrenin tabii başka. Çok fark eder bunlar. Farzla, vacibla, sünnet, nafileyle araları çok büyük farktır. Farz namazını kılıp da nafile kılıp da farza niyet etmesen farzın üstünden düşmüş olmaz. Önce farza niyet edeceksin farz namazlarında. Ondan sonra onun ecrini alır. O çok büyük ecri var onun. Allah'ın ikramları bunlar. Manevi sofraları. Allah bize bu güzellikleri veriyor. Hiç bu parayla yani bu imansız, bu doğru yolda olmayan insanlar çarşıda, pazarda istedikleri kadar para harcasınlar, her vurup harman savursunlar. Hiçbir faydası yok, hiçbir kazançları yok. Ruhları daha da karanlığa gidiyor. Daha sıkıntı oluyor onlara. Onlar zannediyor ki parayla bundan bunlar, halbuki kendi kendilerine eziyet ettiklerinden farkında değiller. Doğru yol İslam yoludur. Allah'ın gösterdiği yol, Allah'ın ikram ettiği yol.
Buyurun alın diyor Allah Azze ve Celle. Kimseyi kovmuyor. Herkesi davet ediyor. Vallahu yad'u ila daris selam. Allah herkesi selamete, selamet diyarına çağırıyor. Selamet diyarı işte bu yollardır. Her bakımdan kazançlısın bu yolda. Öteki türlü Allah'a muharebeye kalkarsan her devamlı kaybedersin. Hiçbir şey kazanamazsın. Elhamdülillah. Today Cuma mübarek day, Friday. And Ramadan also. And now coming most holy night around the year, night of Qadr, Laylatul Qadr. It is night which Quran Allah sent to Quran for Prophet sallallahu alaihi wasallam in this night. It is very valuable, the most valuable night in Quran. Also, it is the better than 1,000 months. He said from this Surah Al-Qadr, Allah explained how it is. 1,000 months, nearly, I think, 80 years. So it is better than, meaning from whole life, one night, it is better from whole life for mankind. It is valuable like this, and Allah give this night for believer, Muslim, mu'min. But not saying which night exactly, but most coming in 27 of Ramadan. Prophet say many years coming in this night, but it is all around the year also. You can find it sometimes, but most in Ramadan, from beginning of Ramadan and until end of Ramadan. But also Prophet say sallallahu alaihi wasallam, look for this night in after 20 of Ramadan, especially in the single night, like 21, 23, 25, 27, 29. It must be in this night. Why Allah hide it like this? Because to give value for every night, to be think every night you think it is night of Qadr, to make worship, to respect this night. Every night you must be worshiping. You don't make wrong thing, because the night it is every bad thing in night time coming more and more. Every badness, it is most of them coming night time. For this, Allah also hide this night to not do wrong thing in this night, every night from around the year. And there is saying for valuable people from Mashayikh to think every night like night of Qadr, and to think every man, every human being
will be like Khidr. Khidr alayhisselam, he's coming around people different shape. So somebody not happy with somebody and he swore on him or he make bad thing for him. After he find this, he was Khidr, how he will be ashamed. So for this, to respect mankind, Allah make him to go around people. And this Mashayikh say, look for everybody like Khidr, to respect human being. Allah teaching by Prophet sallallahu alaihi wasallam, by his awliya, how to be good manner, to good behave for people, for community. And another subject in this end of Ramadan also, there is Zakat al-Fitr, meaning we give Zakat, not this for money, this for everybody, for poor or for not for rich people, for everybody. How poor people they will give, because must rich people give for poor people and they can take from this giving for their fitra. And this is Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, for fasting, it is when you fast, it is an up between the sky and the earth. So when give this sadaqah, going to heaven, your fasting. So it is important. And it was before zakat, before ordaining zakat, in Ramadan. So for this zakat also they give in Ramadan. But this is for everybody. You can give poor people little quantity, but for rich men, it is between 20 lira or less, little bit, 15 or 20. But if he give more, it is better, because Allah accepted like Zakat Fitr, and it is rewarding more than normal sadaqah. And it must be before Salat al-Eid. If make it before, it is accepted as Zakat al-Fitr. But if not giving, he give after Salah, praying, Eid praying, it is normal sadaqah. And it is two different, very for comparing sadaqah or to give Zakat Fitr. Obligatory, it is very high reward from Allah. But other, little. So, inshallah, we are happy to be in this good way, light way, lights. Allah give lights for everybody. And when you give sadaqah or zakat or what Allah order, you take burden from your shoulder. It is like making you heavy. But when you give it, you are coming free and you feel better
Because it is spiritual power. What you do for Allah, Allah gives you spiritual power, and when you have a spiritual power, you'll be more happy, more light, and more good with your people, your community. But other people who are not liking this way, they are trying their best to be happy, to be making themselves happy. But when they are making wrong thing, it is coming more heavy and heavy for them. Not they cannot be strong spiritually. Spiritually only with worshiping you can do this. But other, they are trying. They are not knowing Allah. He is not happy with them, and He is not help them. Only when they are making each step they are doing for wrong, coming heavy for them, coming heavy for them, until they are become unlighted darkness from their face, from their heart, from spiritually darkness for them, and they are miserable in this life and after this life. Allah give them hidayah, and Allah inshallah this with Maulana Sheikh Baraka, more and more people coming, because his way, it is open way, not closed, and he make this way will be grow and grow and grow, because the right way, who is coming out of this way, they will come inshallah to be most powerful again inshallah for Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, for Naqshband Tariqah inshallah. Wa min Allah tawfiq, al-Fatiha.